Selamlar, saygılar. Evet, Berat arkadaşımız bir replay attı. Tankımız M10RBFM. RBFM. Nasıl okumak istiyorsanız öyle de okuyabilirsiniz. Seviye 5 bir Fransız tankı alışmışsınızdır artık. Seviye yüksekler, 8'ler, 9'lar, onlar ama böyle bir replay'in gelmesi aslında benim de hoşuma gitti. Çünkü hep yüksek replay'lerdeki tankları izliyoruz ya da onları değerlendiriyoruz. Bu tankı da değerlendirelim istiyorum. Şimdi premium dükkana geldiğimde Böyle bir tank göremedim ben. Böyle bir tank görünmüyor. Çok büyük bir ihtimalle premium dükkanda yok. Fakat belki Votun Visual bölümündedir. E, araç bölümündedir. Araç, e, araç, ağaç bölümündedir. E, giremiyorum. Niye giremiyorum? Çünkü iki adet daha replay geldi bana. Eğer girersem hem Betatin replayını hem de diğer replayları açamayacağım ve hem onlardan hem kendim Youtube, a, YouTube a atmak adına hem de izleyecek arkadaşlarına yanlış olacağını düşünerek Youtube'u Pardon World of Tankı çalıştırmıyorum update almıyorum. Evet şimdi replay'deyiz, Karelia haritasındayız Seviye 5 bir maça düştük bir yandan da şöyle efendim Türk kahvemi içiyorum Yandan yavaş yavaş Buraları geçelim Evet kareli haritasında Hızlı bir araç saatte 50 km hıza çok rahat ulaşabiliyor. Ufak bir araç, seri bir araç, bir tank destroyer aslında. Burada Kareli haritasında haritanın en alt köşesindeki K7 bölgesine doğru gidiyor. Buradaki otları, çalıları ve kayayı kullanarak cover olacak Evet ağacı devirmeseydi iyiydi ama devirdiği zaman da birazcık çalı gibi kullanabiliyorsunuz ya ağacı ona istinaden devirmiş olabilir. Bu arada bir kör atış geldi. Açılı zırhı, ön zırhı açılı. Oradan yemedi. Yeniden bakacak. Bir kör atış. İkinci kör atış. Üçüncü kör atış. Dördüncü kör atış. Ve gerçekten gördüğünüz gibi artık rakip tanklar görüldüğünde DPM'in ne kadar önemli olduğunu, bu oyundaki aslında en önemli şeylerden biri olduğunu DPM'in görüyorsunuz. Orada bir araç daha yıkıldı. Hiçbir şekilde boş geçmiyor. Topu doldurduğu anda mermileri ateşliyor. Ben acaba 2x'te falan mı izliyorum dedim. O yüzden hızlandırdım. Fakat normalde 1x'te izliyormuşum. İnanılmaz hızlı yüklüyor gördüğünüz gibi. Evet orada bir tank daha görüyor. Churchill. Churchill bir tankı. Benim de ilk premium tankım. Eğer seviye 5 bir tank alacaksanız size Churchill 1 tankını tavsiye ederim. Kahveden bir yudum aldıktan sonra o çok kötü bir atış. Tabi birazcık topunun nişanı kötü. Orada VK 30 de garaja yolluyoruz. Şu anda 432 hasara ulaştık. Tamamen ikinci mermiye attığını görüyoruz. İkinci merminin hasarı 115 ve 170 milimetre deliyor. 170 milimetre deliyor. Kendi seviyesine göre gayet başarılı bir değer olduğunu söyleyebilirim. Burası tabi artı atışlarından dolayı çok fazla korunaklı bir bölge olmamaya başladı. Ama bir yandan riski olmasına rağmen bir yandan da çok güzel ekmek çıkıyor. Çok güzel demet çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve üstlerine doğru gelen bir... SAU-40 tankı görüyor. Ona hasarını veriyor. Son bir hasar daha verecekken sektiriyor. Bir hasar daha ve SAU-40 tankında garaja oluyor Artı attı. Sürekli artı atışları geliyor. Sürekli bombardımanı tutuyorlar burayı. Burası çok tehlikeli bir bölge ama dediğim gibi ekmek getirisi de çok fazla. Gülü seven dikenine katlanır diyor Berat. Ve şu anda 861 hasara ulaştı. Yarı canını kaybetti ve bir kez daha bir tank görüyor ve ona da KV-1 SA tankına da iki kez ya da bir kez hasar verdi. Sanırım bir kez hasar veriyor ve tekrar kayının arkasına cover'a geçiyor. 3'e 3 skor. Aslında şu anda zor durumda. Hareket alanı çok kısıtlandı. Şimdi o orada birazdık biraz geri gelecek. Evet biraz daha geri gelecek. Yapmak istediği şey çift çalı. Arz nereye gittiğini gördü. Buradan kamuflaj almaya çalışıyor. Çift çıl taktiğiyle kamuflaj almaya çalışıyor. <laughs> Biliyorsunuz iki çalı varsa önünüzde ve bunlardan 10 metre uzaktaysanız sizin görünme ihtimaliniz daha daha zor bir hal alıyor World of Tanta Ya da spotlanma ihtimaliniz demek daha doğru olur. Şimdi 5'e 3 oldular artık basabilir. Bu arada 1313 hasara ulaştı. Maç sonunda total hasarda bakarız. O kör atışlar girmiş mi onu da değerlendiririz. Mükemmel bir atış. Gerçekten mükemmel bir atış. Çok geniş bir çemberde. Çok geniş bir nişangah olmasına rağmen. T6 milyon tankını taretinden delebildi. Berat yine Yok abi yok artık bu nasıl bir şey abi. Yani inanılmaz sıyırdı geçti Merve ama del delmeyi başardı. Artık artık 6'ya 3 yaptılar. Zaten iki tankları artı bence şu anda çoktan basması gerekiyor Berat'ın. O sanırım biraz daha temkinli oynamak istiyor derken o da artık diyor ki ak Berat gel gidelim biz hasara oynamaya devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet bu bölgelerde tepeye mi çıkacak yoksa ileri mi gidecek açık söylüyorum ben de ilk kez izliyorum bu replay'ı. Uzun süredir de video atamıyordum. Yoğunluğumdan ve birazcık da rahatsızdım. Grip, grip tarzı bir, bir şey olmuştum ve uzun süre video atamadım. World of Tank'a özellikle video atmadım. Tarkov'a attım biliyorsunuz. Bu arada tabii bir şey daha dikkatimizi çekiyor. İki çizgi var namlusunda. İki çizdiğini attırmış namlusuna. Diyor ki ben bu tankı diyor Berat diyor. İyi oynuyorum diyor. Evet bir tank daha geldi tepeye tırmanırken. Ona ilk hasarını attı. Lucius'a ikinci hasar. Atacak mı attı inanılmaz taradı ama Ama bu kadar Şu anda şarj ürünü yüklüyor boşta ve onu da Of çok şanssız Çok şanssız gördüğünüz gibi bilinçli işte Paletine atıyor hareket etme diyor Çünkü ben seni garaja uygulayacağım diyor Berat Ve şu anda toplamda 1999 hasarı ulaştı Bakın artık Ciddi anlamda iyi bir hasarı ulaştı ee, Seviye 5'te bu hasarlar muazzam hasarlar. Bunu da DPM'i ve oyunculuğuyla aldı Berat. Riskli bir bölgede durdu. O bölgenin ne kadar riskli olduğunu bilse de orada kalıp hasar atmaya devam etti. Evet hasarlarını yağdırıyor. Gördüğünüz gibi ben her zaman söylüyorum DPM yüksek tankı alfası yüksek tanka tercih ederim. Çünkü palette bırakmanız da garanti oluyor. Ve burada birazcık artık risk çok fazla çünkü spotlandı da ama artık ona ateş edebilecek bir tank olmadığı için daha rahat ateş edebiliyor Berat. Son bir hasar daha atıyor. O evet son hasarı atarak garaja yolluyor rakibini. Gördüğünüz gibi çok net bir pozisyonda burada son kez de son tankı da garaja yollayarak 2673 hasarla maçı 255 sektirme ve 459 spot destek hasarıyla maçı tamamlıyor. Şimdi hep birlikte tank CC değil. <laughs> özür dilerim. E, bot Replies'e geçelim. Evet, worldrecord.com'dan yollamış Berat bana bu videoyu. Özellikle şu şekilde yolluyorsanız çok çok makbule geçiyor. Niye tekrar yüklemekte falan uğraşmıyorum. Linki atmanız benim için yeterli oluyor. Bunun için Berat'a ve böyle yollayan herkese teşekkür ederim. Önce bir takım skoruna bakalım. Ne yapmış Berat? Gördüğünüz gibi o körlerden bir çoğu girmiş. 2673 hasarı vardı. Şöyle yapalım. 2673. 3121 eksi 2673 sanırım değil mi? 448 hasar atmış kör olarak Berat. Bu da 115 hasar atıyor topu biliyorsunuz. 120 hasar atsın düşünelim. Aşağı yukarı 3 ya da 4 atışı, 4 atışı diyelim 115'ten hesaplarsak 4 atışını çok rahat bir şekilde sokmuş. Ve takımını resmen taşımış takımının Cristiano Ronaldo'su, Messi'si ya da Ronaldinho'su olmuş, Maradona'sı olmuş artık ne derseniz deyin. Ama Hollanda olmamış. Hollanda sevmiyorum ben. Niye sevmiyorum? Şöyle <laughs> oraya giriyormuşuz konu. Yok yok. Bot, Vod, oraya geçmeyeceğiz. Ve takımı sırtlamış. Rakip takımda da hani ciddi bir hasara ulaşan kişi yok. Gördüğünüz gibi Berat gerçekten 3100 hasarla takımına maçı kazandırmış diyebilirim. Diyebilirim. 13.281 VN8 almış. Bu arada mükemmel bir değer. Yani yüksek seviye tanklarla değil, düşük seviye tanklarla, bu tarz tanklarla VN8 kasabilirsiniz aslında. Hoş artık VN8'e bakan var mı? Çok fazla bilmiyorum. Açıkçası ama eskiden bir araba bayağı popülerdi. VN8'in kaç ona göre klan alırız ya da ona göre klan almayız tarzında muhabbetler oluyordu. Evet şöyle bir personel sayfasına geçelim ve buradan tabii ki Berat 11 tankla 15 tankın düşman 15 tankın 11 ile connection sağlamış. Bunların 4'ünü garaja yollamış ve 10 tanka hasar vermiş. 8 tanka kritikal damage atmış, kritik hasar atmış. 3 tankı da spotladığını görüyoruz. Tabii ki Hakkı Bire madalyasını alıyor. Confederance madalyasını alıyor. Hand of God Tanrı'nın eli madalyasını alıyor. Brussier madalyasını, Sharp Shooter madalyasını, Fighter madalyasını, Five for Effect atış efekti madalyasını ve Master'ını alıyor tankın. Eline koluna sağlık Berat ve 97 bin kredi de cebine koyduğunu görüyoruz. Berat'ın ne kadar kısasına girmiş ona bakalım. Detail report Toplamda o tabi sırf altın attığı için. Ha evet premium mu sanırım Berat'ta. Premium yok fakat premium olsa 28.000 bin kar edecek. Premium olmadığı için 12.000 zarar etmiş ama sırf altın ya da ikinci mermiyi gold mermide denebiliyor. Attığı için de bu zararın olduğunu görüyoruz. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.